sadece yaralı olduğunu biliyoruz. Hastanelerde bunlar. Çok kızlayıcı Sağlık Bakanlığımız orada yoğun gayret içindeler. Ekiplerimiz hastanedeki hastaları ziyaret ediyorlar, tespit ediyorlar ve eğer izin çıktıkça da durumu ağır olanları buraya getiriyorlar. Bu izin aldıkça biz bu hastaları buraya getirip hepsini burada tedavi ettirmek istiyoruz. Ayrıca bugün iyi bir haber aldık. Mısır refah kapısını sadece Türk Kızılay'ına açtı. Artık bundan sonra Türk Kızılay olarak refah kapısından bütün yardımlarımızı Gazze'ye ulaştıracağız. Bugün bu gerçekten sevinçli bir haber oldu bizim için. Ayrıca biz orada yapacağımız bütün yardımlarımızı yerelden karşılamayı düşünüyoruz. Bu konuda Türk halkımıza gerek nakdi gerek aynı yardımlarını bize ulaştırmalarını talep ediyoruz. 2868'e kısa mesaj yoluyla ayrıca internet yoluyla her türlü yardımlarını bekliyoruz. Dediğimiz gibi yani ilaç malzemelerimizi de daha önce ulaştırmıştık. Kızılay olarak sadece Türk Kızılay'ına açıldı bu kapı. Bizim için çok önemli bir adım. Bugün başlıyoruz. Öncelikli olarak tıbbi malzemeler gönderilecek ama her türlü yardıma ihtiyaçları var. Su, gıda konusunda. Dediğimiz gibi oradan yerelden karşılamak bizim için daha önemli. Çünkü ulaşım masrafları daha şey tutuyor. Ayrıca lojistik masrafları daha yüksek tuttuğu için yerelden karşılamak bizim için daha avantajlı olacak. Yani Türk halkımızı biz nakdi konuda eğer yardımlarını daha çok yapabilirlerse bu konuda teşvik bekliyoruz.